Japon İmparatoru Meiji'nin amcası Prens Komatsu Akihito 1887 tarihinde İstanbul'u ziyaret etmiştir. Kendisi Sultan Abdülhamit Han'a krizantem nişanı takdim ederken hoş bir şekilde karşılanmıştı. Bu durum üzerine çok sevinen İmparator Meiji 10 Mayıs 1888 tarihinde Sultan Abdülhamit Han'a bir mesaj göndermişti. Şevketli, kudretli dostum, yüce ve muhteşem muhibbim Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, azim mülkünüze giden tebaamızın daima hoş bir kabul gördüğünü ve özellikle sevgili Prens Akihito ve eşi Prenses Hanımefendinin sizin kıtınızda gayet güzel bir kabule mazhar olduklarını haber alınca pek memnun ve mesrur oldum. Dolayısıyla samimi ve büyük dostluğumuzu eser ve delilini sizi Padişah Hazretlerine ibraz etmek arzusundayım. Bu manada krizantem namlı büyük nişanımızı saatinize hediye ediyor ve mektupla birlikte gönderilen mezkur nişanı lütfen kabul etmenizi rica ediyorum. Yine bu vesileden istifadeyle azim, hürmet ve değişmez muhabbetimin teminatını beyan ederim. Bu durum üzerine Sultan Abdülhamit Han, İmparator Meiji'ye bir karşılık amacıyla imtiyaz adlı nişanını 14 Temmuz 1889 tarihinde Ertuğrul adlı fırkateyniyle İstanbul'dan yolcu etmişti. 11 aylık bir yolculuğun sonunda Ertuğrul fırkateyni 7 Haziran 1890 tarihinde Yokohama Limanı'ndan Tokyo'ya varmıştır. İmparator Meiji'ye takdim ederek imtiyaz nişanı verdikten sonra hoş bir şekilde karşılatan Ertuğrul fırkateyni 8 gün burada kaldıktan sonra 15 Haziran'da ileri düşüşe geçmişti. Ancak 3 gün sonra Kuşimoto'ya yakınlarında bulunan ki Ojima'ya kaynaklarına çarparak 18 Haziran'da bir faciayla sonuçlanan ve bilinen batışını sergilemiştir. Bu facia Japon'a çok üzülmüş ve hatta 3. Japon İmparatoru olan Hirohito 1939 tarihinde burayı ziyarete gelmiştir. Facia çok üzülen Japon iş insanlarından biri olan Torajiro Yamada 2 yıl içerisinde ülkesinin de üstünlüğüyle birlikte büyük bir bağış kampanyası yayınladı. Bu bağış kampanyasıyla birlikte Japon Kızıl Haç Derneği'nde 100 milyon yen değerinde bir tazminat toplamayı başardı. Nisan 1892 tarihinde bu tazminatı Sultan Abdülhamit Han'a takdim etmiştir. Hatta kendisinin Sultan Abdülhamit Han'a verdiği 16. yüzyıldan kalma samuray zırhı şu anda Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. 1905 yılına kadar İstanbul'da kalan Torajiro Yamada Türk subaylarına Japonca öğretmiştir. Hatta kendisinin öğrencilerinden biri de ileride büyük bir lider olacak olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ta kendisidir. Kendisi daha sonra Sultan Abdülhamit Han'ın da isteğiyle Abdülhalil ismini alarak İslamiyet'i kabul etmiştir. Ve daha sonra Müslüman olarak Abdülhalil ismini alan arkadaşı Şotar Nada ile birlikte Mekke'ye hacı bile gitmiştir. Bu arada Torajiro Yamada'dan bahsetmişken kendisi hakkında atılmış bir yalandan söz etmemiz gerekmektedir. Yalan ise şudur. 1930 tarihinde İstanbul'a gelen Torajiro Yamada Atatürk'ten Japonya'da Tokyo'da bir cami açtırmasını istemiştir. Atatürk ise bu teklifi kabul etmekle kalmamış kendisine "Hocam beni hatırlamadınız mı? Ben evvelden Harbi Mektebi'nde sizden Japonca öğrenmiş olan harbilerden biriyim" demiştir. Lakin Torajiro Yamada'nın otobiyografisi olarak kaleme aldığı kendisinin altından kitabı Shingetsu'da Atatürk görüşmesinde bununla hiçbir şey söylemediğini, yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine evvelden Japonca öğretmiş olan bir harbeli olduğunu bildirmiştir. Yani Tokyo Camii ile Atatürk'ün hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Boşuna boşuna kaynaksız bilgilerle insanların beni tıkamayın. Rica ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Torajiro Yamada İstanbul'a bir tek kalmış, Türk-Japon ilişkilerinin kesilmesine rağmen elinden geleni yapmıştır. İstanbul'da kalan Torajiro Yamada 1907 tarihinde 90 yaşında hayatını kaybetmiştir. Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesinde oldukça bir rol oynayan Torajiro Yamada halen Müslümanlık tarafından alınmaktadır. Allah rahmet eylesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın, tarihle kalın.